Gençler selam, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabının çözümlerini bu videomuzda yapmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yeri söyleyelim hemen size. 48 ve 49. sayfalarda kaldık. Buradaki 5. test sayı kesir problemini çözeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, hazırsanız videomuza ve sorularımıza başlayalım. Evet, ilk sorumuzda okuyalım. Bize demiş ki, Ayşe Hanım ev yemekleri sayfasından yemek siparişi veren her müşterisine, bakın her müşteriye, içinde 3 adet elmalı pasta ve 1 adet elmalı kek bulunan bir ikram paketi hediye etmektedir. Şimdi elmalı pasta ve elmalı kek var arkadaşlar. Pasta diyelim ve kek diyelim. Pekala, 1 adet elmalı pasta için 20 gram un ve 30 gram elma, bir de un ve elma bileşenleri var bunun. Dolayısıyla bir elma diyelim. Bir de şuraya un diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında tablomuzu rahatlıkla oluşturabiliriz artık bence. Sizce de öyle değil mi? Bakın şöyle yaptığımız zaman artık geriye çok da bir şey kalmıyor. Şimdi bir tane elmalı pasta için pasta için 20 gram un ve 30 gram elma gerektiğini söylüyor. Kek için de 40 gram un ve sevgili gençler 20 gram elma gerektiğini söylüyor. Ayşe Hanım'ın mutfağında 1 kilo elma, yani 1 kilodan kastı 1000 gram değil mi arkadaşlar? 1260 gram da un olduğuna ve diğer malzemelerden yeterince bulunduğuna göre Ayşe Hanım elindeki malzemelerle hazırlayabileceği en fazla sayıda ikram paketini hazırladığında acaba kaç gram unu artar diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ikram paketinin içerisinde 3 tane elmalı pasta, yani şunlar 3 tane, bundan 1 tane olacak. Bundan 3 tane varsa aslına bakarsanız 90 gram elma kullanıyor ve burada da 20 gram elma kullanıyor. Totalde 110 gram elma kullanıyor arkadaşlarım ve 3 kere 20'den 60 gram un kullanıyor. Bir tane de bundan kullanıyor ve dolayısıyla 60 artı 40'tan 100 gram un kullanıyor. Bir ikram sepeti miydi o? İkram paketinin içerisinde, ikram sepeti neyse. Öyle her şeyin sepeti var ya şimdi. Neyse. Devam edelim. Maksimum sayıda biz ne kadar hediye ikram paketi hazırlayabiliriz? Şimdi elimizde 1000 gram elma ve 1260 gram un varmış. 1000 elma var ve 1260'da ne var arkadaşlar? Un bulunuyor. Şimdi tabii doğal olarak biz şöyle 100'er gram undan arkadaşlarım aslında 12 paket hazırlayabiliriz bundan, ama 110 gram elma kullanıldığı için her paketten burada 9 tane kullanabiliriz. Ya tabii doğal olarak ben 9 tane paket hazırladım varsayalım ki. Elma bitti. Geriye sadece undan, bakın hocam şurada 3 tane daha hazırlayabilirdik diye sormayın. Çünkü elma yoksa paket çıkmaz. Dolayısıyla demek ki maksimum 9 paket yapılabiliyor. 9 paket yapılabiliyorsa 900 gram un harcayacağız demektir bu. 900 gram unu 1260 gram undan çıkarırsanız arkadaşlarım 360 gram unun arttığını görürsünüz. Cevabınız da Denizli seçeneği olur böylelikle. Evet, devam edelim. İkinci sorumuzda, bir akvaryumda bulunan yem atma makinesi bir gün içerisinde ilki 05.45'te ve sonuncusu 18.30'da olmak üzere akvaryuma eşit zaman aralıklarında toplam 18 defa yem atıyor. Buna göre bu yem atma yem atma zamanlarının kaçı saat başlarında olur diye sorulmuş bize. Öncelikle 05.45'ten 18.30'a kaç saat, kaç dakika var, bunu bir hesaplamamız şart. 18.30'dan sevgili arkadaşlarım 05.45'i çıkaracağız. Bakın 30'dan 45 çıkmaz, direkt dakika bazında çıkarıyorum. Dolayısıyla buradan 1 saat alırsam ben 60 dakika almış olurum. 60-30 daha 90 yapar. 90'dan 45'i çıkardınız ve 45 kaldı. Burada 17 kalmıştı 1 saat aldığınız için. 17'den 5'i çıkardınız, 12. Yani 12 saat 45 dakika var. 12 saat 45 dakika demek 12 çarpı 60 dakika artı 45 dakika demektir. Hocam şurası 720 dakika yapıyor. Artı 45 daha eklerseniz 765 dakika olur mu? Olur. Eğer böyle yaptıysan 10 numara 5 yıldız ilerliyorsun şu ana kadar. Şimdi şurayı karıştırmaman gerekiyor. 18 defa yem atılmış ya, ilk ve sonu saati verilmiş. 18 defa yem atıldıysa bu yem atılma zamanlarının aralarında 17 boşluk vardır. Örnek veriyorum. Sen şurada ve şurada 2 kere yem attıysan arada bir boşluk vardır. Şurada, şurada ve şurada 3 kere yem attıysan arada 2 tane boşluk vardır. 4 kere yem attıysan arada 3 tane boşluk vardır. 18 kere yem attıysan da arada 17 boşluk vardır. Demek ki ben bu 765 dakikayı artık kaça böleceğim? 17'ye kesinlikle bölmem gerekiyor. Ben bunu 17'ye bölersem
4 defa var mıdır? Vardır. Bakalım var mı? 40 var. 4 kere 17 arkadaşlarım. 40 artı 28'den 68 gelir. Bundan bunu çıkaracağız. 8, 5. Bu sefer de 5 defa var. 5 kere 17'de 85 yapar. Kalan 0. Demek ki bu ne demek 45? 45 dakikada bir yem atılıyor demek. Şimdi bunu elde ettikten sonra şu hareketi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bizim ilk yemimiz 05.45'te atılmıştı. 45 dakika sonra 06.30 olur ve ikinci yem atılır. 45 dakika sonra 07.15 olur ve üçüncü yem atılır. Ve bir 45 dakika sonra 08.00 olur. Yani tam saati olur. Bize bunlardan bir tanesi lazımdı. Tam saati olur ve sevgili arkadaşlarım işte bunları saymamızı istiyor. Şimdi 45 dakika 4'te 1 arkadaşlar 3 saat yapar. Dolayısıyla 4 yem sonra yani 3 saat sonra 11 yapar. 3 saat sonra 14 yapar. 3 saat sonra 17 yapar arkadaşlar. Şimdi son yem 18.30'da atıldığı için 17'ye 3 saat eklerseniz 20 yapar. Dolayısıyla bunu sayamam. Yani bir burada 1, 2, 3 toplam 4 defa saat başlarında yem atılmıştır diyeceğiz. Sevgili gençler sorumuzun cevabı buydu. Geçtim 3. soruma. Çok da güzel bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemede fayda var eğer çözemediysen. Dijital bir radyonun şekilde gösterilen her tuşunda bir kanal kayıtlıdır. Kayıtlı kanallar satırlarda yukarıdan aşağı şiir, haber, müzik, soldan sağa İngilizce, Türkçe ve Almanca dillerindedir. Örneğin bir nolu tuşa basıldığında yani şuna basıldığında kanalda hem İngilizce hem de bir müzik kanalı çalıyor. İngilizce müzik kanalı çalıyor, tamam mı? Peki şimdi devam edelim. Ece bu radyoda önce A tuşuna basarak müzik, sonra B tuşuna basarak şiir ve en son C tuşuna basarak herhangi bir yayın dinlemiştir. Bakın A'nın alabileceği değerler. A tuşuna basmış ya, ne çalmış? Müzik. Müzikler neredeydi? 1, 2 veya 3 alabilir A. B'ye basarak şiir dinlemiş. Şiir nerede? 7, 8'de veya 9'da. Ve en son C'ye basmış. C'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve arkadaşlar 2B-5 A'nın da C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi şuraya da yazalım bunu. 2B-5 A eşittir C olduğunu biliyoruz. Şimdi burada 2B-5 A C ise ben burada A'nın ve B'nin alabileceği tüm değerleri sıralayarak C'nin de alabileceği değerleri de ortaya çıkarabilirim pek tabii. Şimdi bakın B 7 ise eğer 14 eksi. Şimdi B'yi 7 kabul edip A'yı 1, 2, 3 seçeceğim. A 1 olursa 14 eksi 5'ten bu 9 olur. 14 eksi A 2 olursa 10'dan 4 olur. 3 olursa da 14 eksi 15'ten eksi 1 olur arkadaşlar. Devam. B 8 olursa 2 kere 8 16 yapar. Sonra 16'dan arkadaşlar yine A'yı 1, 2, 3 seçeceğiz. Yani bir 5, bir 10, bir de 15 çıkaracağım. Böylelikle burası 11 olur veyahut 6 olur veyahut 1 olur. Daha sonrasında ise yine bu sefer B'yi 9 seçerek 18 eksi yine 5, 10 ve 15 olacak. 5, 10 ve 15 olacak dedik. Eşittir, eşittir, eşittir dedim. 18'den 5'i çıkardım. 13, 18'den 10'u çıkardım. 8, 18'den 5'i çıkardım. 3. Şimdi bize ne demişti? Ece'nin en son dinlediği yayın aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuştu. Şimdi gelin o zaman C'nin alabileceği değerlere bakalım. Çünkü C'nin alabileceği değerler burada 1'den 9'a kadar olan değerlerdi sevgili arkadaşlar. Peki 1'den 9'a kadarsa mesela eksi 1'in burada ne işi var? Gitti. 11, 13 bunlar hepsi elendi arkadaşlar. Geriye neler kaldı? 9, 4, 6, 1, 8 ve 3 kaldı. Şimdi gelin bunlara bakalım. 9'a basarsa ne çıkar karşısına? 9'a basarsa Almanca şiir kanalı. Ki burada ne demiş bakın, Almanca herhangi bir yayın. Olur yani. Peki 4'e basarsak ne oluyor? İngilizce haber kanalı. Bakın burada var. 6'ya basarsam ne oluyor? 6'ya basarsak Almanca haber kanalı. Almanca herhangi bir yayında olur. Yani karşılar bunu. 1'e basarsak İngilizce müzik kanalı. Bakın bu da var. 8'e basarsam eğer şuna Türkçe şiir kanalı. Bakın bu da var. Ama Türkçe haber kanalı hiçbirinde yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Gerçekten güzel soruydu. Çözemeyen varsa ve şu an çözümünü öğrendiyse ve gerçekten ben anlattığım için anlayabildiyse çok mutluyum. Devam edelim gençler. Dördüncü sorumuzda bir terzi 5 veyahut 7 düğmeli gömlekler dikmiş. Şimdi 5 düğmeli veya 7 düğmeli gömleklerimiz var. Daha sonra diktiği 9 gömleğin tüm düğmelerini sökmüş. Bakın bu diktiği 9 gömleğin 5 veya 7 düğmeli olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla 5 düğmeli ve 7 düğmeli diyelim. Söktükleri arasından A tanesi eğer ki 5 düğmeli ise 9 eksi A tanesi 7 düğmeli olur.
söküp bu düğmeleri 8 düğmeli gömleklerin yapımında kullanmış ve terzinin kullandığı toplam düğme sayısı başlangıçta 201 iken son durumda 216'ya yükselmiş. Yani 15 tane düğme fazladan kullanmış. O zaman şöyle diyeceğim, bakın A tane 5 düğmeli gömlek söktüyse 5 aya kadar düğme birikmiştir elinde. Artı 7 ile de bunu çarpacağım, 63 eksi 7 A tane elinde, yani 63 eksi 2 A tane elinde arkadaşlarım düğme oluştu şu an. Ama bu düğmeler yetmediği için 201'den 216'ya 15 tane daha gömlek kullanmış, düğme kullanmış. Ve sevgili arkadaşlarım, bu adam 8 düğmeli gömlek dikmiş. Tamam, 8 düğmeli gömlek dikmiş. Yani arkadaşlar 8 düğmeli, 9 tane gömleği 8 düğmeliye çevirdiyse 72 tane sevgili arkadaşlarım ne olacak? Düğme kullanmış olacak. Peki bu 9 gömlekte 63 15 daha kaç yapar? 63 15 daha 78 yapar. 72'yi bu tarafa attım, eksi 2a'yı diğer tarafa attım, 2a oluştu. 78'den 72'yi çıkardım, 6 eşittir 2a ise a kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 3'tür. Şimdi ne demişti bize? Terzi kaç tane 5 düğmeli gömleği 8 düğmeli gömleğe çevirmiştir ki biz ona zaten ne demiştik? A demiştik. A'yı da 3 bulduğumuza göre cevabımız Adana seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 49. sayfamdaki 5. sorumla. Mutfak malzemeleri satan bir perakendeci toptancısına düzinesi 14 lira ve 16 olan kaşık ve çatallardan sipariş veriyor. Toptancı perakendeciye aynı cinsten her 3 düzine, yani 36 tane ürün için bir tane ürün hediye ederim diyor. Yani 36 yerine 37 tane veririm ben sana diyor. Pekala, birer tane ürünün verildiği fırsat paketinden faydalanabileceğini söylüyor. Bunun üzerine perakendeci 534 lira ödeyerek toplam 444 tane çatal ve kaşığı bu kampanyadan faydalanarak almış. Perakendeci toptancıda toplam kaç tane çatal almıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 3 düzine ürün için, şimdi bir düzinesi 14 liraysa kaşıkların, 3 düzinesi 3 kere 14'ten sevgili arkadaşlar 42 liradır. Burada ne var? 37 tane kaşık alır bu fiyata. Çünkü 3 kere 12, bir düzine 12 ya. 3 kere 12 36, bir tane de hediye ürünü alacak. 37 tane kaşığa 42 lira vermiş olacak. 3 kere 16 48 yapar mesela. 48 liraya da o zaman 37 tane çatal almış olur. Tamam. Şimdi bu şöyle diyelim. Bu 3 düzine den sevgili arkadaşlar A tane almış olsun. Bu 3 düzine çatallardan da B tane almış olsun. Yani A tane 3'er düzine almış oluyor aslına bakarsanız. Şimdi doğal olarak gençler 42 ile A'yı çarparsanız 42 çarpı A ve 48 ile B'yi çarparsanız 48 çarpı B ödediği toplam paraya eşittir. Yani 534 liraya eşittir. Aynı şekilde bakın bundan A tane bundan B tane demiştik ya. 37 çarpı A'dan kaç tane kaşık aldığını, 37 çarpı B'den de kaç tane çatal almış olduğunu buluruz ki bunların toplamı da 444'müş. Şimdi o zaman gelin şu denklemi ben 37'ye her iki tarafını böleyim. 444'ü sevgili arkadaşlar 37'ye bölecek olursanız eğer, 44'ün içerisinde bir defa 1 kere 37 37 çıkardınız. Kaç geldi? 7 geldi. 4 dediniz. 2 defa var. 4 kere 37 de 2 kere 37 74 yapar, çıkardınız 0. Yani arkadaşlarım bu neymiş? A artı B'nin bize 12 olması gerektiğini söylüyor. Peki A artı B'nin 12 olması bize bu soruyu çözdürür mü? Çok rahat çözdürür. Şöyle yaparsınız. 42A artı 42B artı 6B eşittir 534 dersiniz. Ben bu 42B ile 6B'yi niye birbirinden ayırdım? Çünkü 42A ile 42B'nin toplamını ben 42 parantezinde A artı B biçimde yazarım. A artı bir de 6B derim. 534'müş. A artı B'nin 12 olması gerektiğini biliyoruz. 42 ile 12'yi bir çarpın arkadaşlar. 420 artı 84 yapar. Bu da 504'tür şurası. 504 artı 6B eşittir 534 ise 6B buradan 30 gelir. B de buradan arkadaşlar tabii ki 5 yapar. Şimdi bizden istenen neydi? Çatal. Alınan çatalı soruyor. Peki ben B çarpı 37 tane çatal almadım mı? Evet. O zaman B'de 5 ise madem 5 kere 37 5 çarpı 37 bize cevabı verir. Bu da 185'in ta kendisidir. Yani 5. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 6. sorumla. Sena yeni aldığı dijital mutfak tartısının her tartımda 5 gram eksik veya 15 gram fazla tarttığını fark ediyor. Aşağıda da aynı gramajda bulunan 2 adet tereyağı ve 5 paket tereyağının bu dijital tartıyla ölçümleri veriliyor.
Biri 145, öteki 320 gram gelmiş. Buna göre Sena aynı gramajda 7 paket tereyağı tartımı yaptığında tartıda gözükebilecek değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bu 145 sevgili arkadaşlar ya 5 gram eksik tartılmıştır, yani gerçek ağırlığı 150'dir, veya 15 gram fazla tartmıştır, yani gerçek ağırlığı 130'dur. Burada da 320 gram gösteriyor. Ya gerçek ağırlığı 325'tir, ya 5 gram eksik tartılarak 320 olmuştur, ya da 15 gram fazla tartılarak aslında bakarsanız 305'miş diyebiliriz. Şimdi burada 2 tane olduğu için 150'yi 2'ye böldünüz 70, 130'u 2'ye böldünüz 65, 325'i 5'e böleceğiz 65, 305'i 5'e böleceğiz sevgili arkadaşlar, o da 61 yapar. Şimdi bakın 65 ve 65 olduğu için demek ki gençler burada 15 gram fazla tartılan bir tereyağı paketi var. Burada ise 5 gram eksik tartılan. Yani aslına bakarsanız bu tereyağlarının tanesi 65'miş. 7 paketse 7 çarpı 65'e bakacağız. Bu da bize 420 artı 35'i yani 455'i verir. Bu da sevgili arkadaşlar ya 5 gram eksik tartılarak 450'yi gösterir ya da 15 gram fazla tartar ve 470'i gösterir. İşte bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. Bu ikisinin toplamı 920 yapar. 6. sorumuzun cevabı da Adana seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum 7 ile. Beril internetten İzmir için Nisan ayının hava durumunu açtığında aşağıdaki ekranla karşılaşmış. Beril reklamı kapattıktan sonra, bakın şurada reklam çıkmış arkadaşlar. Tamam, işte Ekür yayınlarıyla geleceğini hazırla diye bir reklam çıkmış. Tabi reklam çıkınca bazı hava durumları altta kalmış. Kapattıktan sonra reklamın altında kalan hava durumlarının görseldeki hava durumlarından farklı olmadığını görmüş. Yani sadece bu simgeler varmış bu reklamın altında da. Farklı bir görsel yok. Beril Nisan ayı boyunca yağmurlu günleri bu şekilde göstermiş bakın. Sayısının parçalı bulutlu, yani şunun iki katı olduğuna göre. Şimdi o zaman biz şöyle diyelim mi? Şu yağmurlu gün sayısı 2A. Parçalı bulutlu gün sayısına A derim çünkü iki katıymış. Ve sevgili arkadaşlar yağmurlu gün güneşli gün sayısının da 3'te 2'si olacakmış. Şimdi bakın 3A'nın 3'te 2'sini, yani şöyle 3'te 2'sini alırsanız 2A yapıyor zaten. Demek ki güneşli gün sayısı da 3A. Yani toplamda 2A, 3A daha 5A, A daha 6A yapar. 6A da bu ayda toplam 30 gün olduğunu görüyoruz takvimden. 6A 30'sa A kaçmış 5. Yani arkadaşlar 10 tane yağmurlu günümüz var. Parçalı bulutlu 5 gün var. Ve güneşli günde sevgili arkadaşlarım 15 gün. Buna göre reklamın altında kalan yağmursuz gün sayısı. Şimdi yağmursuz dediğine göre yağmurlu dışında kalanlar, yani parçalı bulutlu ve güneşlilerin sayısı diyor. Kalan yağmursuz gün sayısı. Şimdi arkadaşlar şuraya bir yağmursuz günleri bir bulalım. Ya da yağmurluları şöyle gösterirsek 1, 2, 3 tane yağmurlu var zaten, başka yok. Peki reklam dışında kalan yerler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Bakın 12'den 3'ü çıkardınız, 9 tane yağmursuz gün var dışarıda. Ki zaten burada 12'ydi. Reklamın altında demek ki 18 gün kalmış burada. Bayağı gün kalmış. 18 gün var reklamın altında. Ve arkadaşlarım 9 tanesi dışarıda yağmursuz. Değil mi? Yağmursuz. Peki biz yağmurlu gün sayısının 10 olduğunu bulmuştuk ya hani. Yağmurlu gün sayısı 10 iken 3 tanesi dışarıda kalmış. O zaman ondan 3'ü çıkardınız, 7 tane yağmurlu gün var reklamın altında. Peki reklamın altında yağmursuz gün sayısı, böyle saymak daha kolay oldu bak. 18'den 7'yi çıkar, 11 mi yağmursuz? Bana ne diyor? Ya, reklamın altında kalan yağmursuz gün sayısının, yani şunun yağmurlu gün sayısına, yani şundan kaç fazla olduğunu bul demiş. 11 7'den 4 fazla arkadaşlar. Doğru cevabımız da Denizli seçeneği olacaktı. Ve devam 8. Nergis öğretmen vücut kitle indeksine göre öğrencilerini sınıflandırmak istemiş. Ve bunun için aşağıda verilen vücut kitle indeksi aralığından yararlanmış. Şimdi 20'den azsa zayıf, 20 ile 24.9'a kadar normal, şişman, aşırı şişman şeklinde gösteriyor. Nergis öğretmen bu tabloya göre sınıflandırma yaptığında sınıfta zayıflar dışında 24 öğrenci. Şimdi zayıflar dışında, bakın buna Z diyelim, şuna N diyelim, buna Ş diyelim, buna aşırı şişmana da A diyelim. Zayıflar dışında kalanlar N, Ş ve A'dır normal şartlar altında, değil mi? Peki kaç tane öğrenci varmış? 24 tane öğrenci varmış. Peki
Şişmanlar dışında o da Z, N ve A'dır. Z, N ve A'dır arkadaşlar. Bu da kaç kişiymiş? Şişmanlar dışında 25 öğrenci kalıyormuş. Aşırı şişmanlar yani Z, N ve Ş. Bu da sevgili arkadaşlar 28 öğrenci varmış. Peki sınıftaki öğrenci sayısının 3'te 1'i normal olduğuna göre. Şimdi normal hangisi şu? Ve bu sınıfın 3'te 1'iymiş. Bunu da unutmayın. Sınıfın, neresi öğretmenin sınıfında kaç öğrenci vardır? Güzel, şimdi ben bunların hepsini bir toplayayım bakalım. Mutlaka işe yarayacaktır. Mutlaka yarar. Bakın N'den 3 tane var. 3N. Yazalım onu şöyle. 3N artı. A'dan 2 tane var. 2A. Ş'den 2 tane var. 2Ş. Z'den 2 tane var. 2Z. Şimdi bir de bunları toplayalım. 24, 25 daha 49 yapar. 8 daha 57. 20 daha 77 yapar arkadaşlar. Ve ben bunu sevgili arkadaşlar şöyle yazmak istiyorum. N'yi bir tane N'ye ayıracağım. Çünkü burada 3N var. Diğerlerinin hepsinin katsayısı 2. 2N artı 2A artı 2Ş artı 2Z eşittir 77 dedim. Tamam mı? Daha sonrasında da şunu iki parantezine aldım. N artı A artı Ş artı Z yaptı. Bir tane de burada N var. Eşittir 77 dedim. Şurayı doğru topladık değil mi? 60, 65, 69, 77 tamam. Daha sonrasında arkadaşlarım bakın N artı Ş artı N A Ş Z N sınıf mevcudu. Buna X dersem N sınıf mevcudunun kaçta kaçıydı? 3'te 1'iydi. O zaman bu X bölü 3 olmaz mı? Yani diyor ki X bölü 3 ile 2X'in toplamı 77'yi verecek sana diyor. Şurayı biraz toparlayın. 2X ile 3'ü çarptınız. 6X, X eklediniz. 7X bölü 3 bileşik kesir gibi yaptım. Eşittir 77 ise her iki tarafı bir 7'ye bölün bakalım. Şurası 11 olur. X kaç olur arkadaşlar? 33 mu olur? Benden ne istiyordu? Neredeyse öğretmenin sınıfında kaç öğrenci var? Ben X tane öğrenci vardır demiştim zaten toplamda. X de 33. Cevabımız neymiş? Bursa seçeneğine verilmiştir deriz. Evet artık sevgili gençler videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer videoda arkadaşlar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.